Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Gözyaşımdan yuvarlak ateş böceğim misin? Gözyaşımdan yuvarlak ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Hoş geldiniz Barış Buka. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu tekne... Tam sen. Evet, tam benlik. Dostum sen tam benim kafadasın. Semih ölmez. Eşim Berna. Aslı'cığım. Sizi birlikte gördüğüme çok sevindim. Sayende sayılır tatlım. Sen de meşhur Aslı Hanım olmalısın. Merhaba. Merhaba. O zaman tam yol ileri miyiz? Vallahi kaptan dediğin gibi tam yol ileri. Hadi buyurun bakın. Zahmet olacak. Teşekkürler. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Milyonlar kazanmak yerine Berna'yı teskin etmen beni gerçekten çok etkiledi. Çünkü başka bir şirket olsa hemen davayı açardı. Tatlım Aslı davayı açsa bile ben önünde sonunda vazgeçerdim. Hadi oradan. Vazgeçermiş. Nerede vazgeçerdin? Aslı seni ikna etmezse göz göre göre beni boşuyordun ya. Bal küpüm. He. Öfkeyle yapılmış aptalca bir harekettir. Lütfen utandırıyorsun beni. tamam hadi. Utanma ben seni biliyorum. Tamam. Neyse sizin için tatsız bir gün olmuş ama en azından tanışmamıza vesile oldu. Aynen öyle oldu. Çok da güzel oldu. Çünkü tam da bu noktada ben çalıştığım hukuk firmasını değiştirmeyi düşünüyorum. Zamanlama çok iyi. Çünkü biz de bu avukatlık olarak iş hukuku yapmaya karar verdik. E şahane. Zaten bütün avukatlarınız Aslı gibiyse ben anlaşacağımıza gayet eminim. Pardon. Buna bakmam lazım, çok özür dilerim. Alo. Evet. Ben de fırsattan istifade bir güneş kremi süreyim. Aşk tazelerken kararmak istemem. Sen kendini avukat olarak mı tanıttın? Yok, baro başkanı olarak tanıttım. Niye öyle bir şey yapayım Barış Bey? Yani Berna Hanım'la niye konuştuysan ondan. Yahu kadıncağız hüngür hüngür ağlıyordu. Bir neyiniz var demeyeyim mi? Allah rızası için bir su bir mendil vermeyeyim. Tamam bir sakin ol. Sorduk sadece. Tamam da böyle şeyler yapmayacağımı bilin yani. Sormadan nasıl bileyim yani? Doğru. O zaman ben şu aparat mühürüne onların geri kalanını getireyim mi? Operatif. Boş ver patron. Dağınık kalsın. Nasıl gidiyor ateş böceği? Güzel gidiyor kaptan. Deniz nasıl? Deniz dalgalı, gönlüm yaralı. Öğren bunları bak, tekne arkası yazıları bunlar. Ben bunları devirmeden götüreyim. İyi hadi götür bakalım. Aperatifler geldi.
aslında bana çok benziyor değil mi? Hmm. Hem profesyonel hem sıcakkanlı. Berna Hanım, bir yanlış anlaşılmayı düzeltmem lazım galiba. Aslı Hanım bizim avukatımız değil. Yani Aslı zaten avukat değil. Ya ben öyle sandığınızı bilmiyordum. Ben Barış Bey'in özel şoförüyüm. Ne? Gerçekten. Hem zaten önceden de taksi şoförüydüm. Ha yok artık. Kusura bakma Barış'cığım ama o zaman işler değişir. Semih'ciğim. Ne? Aslı'nın bir suçu yok. Onu avukatlığa ben yakıştırmışım. Şaka yapıyorum hayatım, şaka. Şoförü bile böyle olan bir şirketi ben daha da çok isterim. Belki İlayda Hanım da beni affeder ha. Hem size müvekkil kaybettirmemiş oldum sonuçta değil mi? Müvekkil ha? Yani. Size derdini çözsün diye gelene müşteri demek bence de ayıp. O yüzden takdir ediyorum bu düşüncenizi Barış Bey. Teveccühünüz Aslı Hanım. Şirket basmak mı dersiniz? Bağırıp çağırmak mı dersiniz? Kafamda saksı kırmaya çalıştı. Ne diyorsun? Yok ya, abartıyor. Yani öyle büyük bir şey değildi o. Bir şey soracağım. Sen gerçekten yaptın mı bunu? Doğru söyle. Semih'ciğim, hatırlamıyor musun? Ben de senin sekreterinken başından aşağı su dökmüştüm. Evet, ben de sırılsıklam aşık olmuştum sana. Ya çok tatlısınız. Bana o yılları hatırlattınız. Aynı bize benziyorsunuz. Ben de Semih'le birlikte olmaya başladıktan sonra ısrarla işimi bırakmamıştım. Uzun bir süre sekreterliğe devam etmiştim. Evet. İş başka, aşk başka demişti. Bir yanlış anlaşılma daha oldu galiba. Barış Bey benim patronum. Tamam tatlım, işte Semih de benim patronumdu. Yok yani. Biz sevgili değiliz. Emin misiniz? Eminiz tabii ki. Barış Bey bir şey söylesenize. Berna Hanım, sizde yanlış anlama galiba alışkanlık oldu. Bizim aramızda bir şey yok, sadece iş. Tabii yok. Yok yok, bizde de yoktu. Sonra oldu. Ne oluyorsa zaten sonra oluyor. Tabii canım, takılma çocuklara, öyleyse öyledir. Öyle. Ben onu diyormuşum da öyle. Tamam ben şunları toparlayayım artık. Ay! Ay! Yok, hiç yok. Alakası yok ya. Kullanacaksın mı ateş böceği? Ha? Ya bu böyle işte şoförlük, kaptanlık, pilotluk diye devam ediyor. Öğrenmen lazım. Öyle mi? Öyle tabii. Gel bak, dene, sen seversin bunu. Gel. Gel gel. Evime hoş geldin bu arada. Evine mi? Ne zaman? Ne? Ya burası işte, ben burada yaşıyorum. Ha. Ne güzel. Sen de güzel gidiyorsun. Ben de Semih'le birlikte olmaya başladıktan sonra ısrarla işimi bırakmamıştım. İş başka, aşk başka demişti. Bak şimdi tut şunu.